After Effects'te bir görseli hareket ettirdiğinizde ya da hareketli bir yazı hazırladığınızda, bir animasyon hazırladığınızda bu görüntüyü, bu hazırladığınız görüntüyü başka bir görüntünün üzerinde kullanmak için transparan olarak export etmek gerekiyor. Görüntülerin transparan olmasını sağlayan kanal da Alpha Channel olarak adlandırılıyor. After Effects'te hazırladığınız bir animasyonu RGB artı Alpha Channel olarak render aldığınızda render edilen görüntü başka bir görüntünün üzerinde kullanılabilecek şekilde render edilir. Eğer RGB Alpha Channel kombinasyonunu uygulamazsanız, sadece RGB olarak render alırsanız, render aldığınız bu görüntüyü başka bir görüntünün üzerine koyduğunuzda tıpkı After Effects'teki gibi arka planınız siyah olarak görünür. Hiçbir anlamı yok. Hadi gelin After Effects'te transparan export işleminin nasıl yapıldığını görelim. Çalışma alanımızda şöyle bir animasyon var. Bu animasyonu ben arka planı transparan olarak video formatında kaydetmek istiyorum. Arka planı transparan bir video olarak kaydedebilmemiz için Alpha kanalı ile birlikte kaydetmemiz gerekiyor. Alpha kanalıyla kaydetmek için de yapılması gerekenleri anlatacağım. Peki burada arka planı siyah olan yerlerin transparan olduğunu nasıl anlarım? Bu pencerede Toggle Transparency Grid diye bir butonumuz var burada. Bu butona tıkladığımızda arka planın transparan olduğunu ifade eden ızgara karelerini veya ızgara çizgilerini göreceksiniz. After Effects'te yaptığınız herhangi bir animasyonu veya isminizin, soy isminizin, bunun gibi isminizin, soy isminizin veya title'ınızın göründüğü lower third animasyonlarını, metin animasyonlarını veya çizgisel animasyonlarınızı bu şekilde transparan videoları export edebilmemiz için yapacağımız şey standart render prosedürünü uygulamak. Üstteki menüden file'a geliyorum. File'ın altında export seçeneğinin altındaki add to render query seçeneğini seçiyorum. Daha önce After Effects'te render aldıysanız bu pencere size tanıdık gelecektir. Bu panel render query paneli. Burada yapacağım şey buradaki seçeneği seçmek. Bu pencere açılacak. Bu pencerede format olarak QuickTime seçebiliriz. QuickTime'ı seçtikten sonra da video output seçeneğinde burada RGB yazıyor varsayılan olarak. Ne demiştik az önce? Videoları transparan bir şekilde kaydedebilmemiz için Alpha Channel ile birlikte kaydetmemiz gerekiyor. RGB'nin üzerine tıkladığımızda gelen seçenekler arasında RGB artı Alpha seçeneği var. Bu seçenek işte bizim videoyu transparan bir şekilde kaydetmemizi sağlayacak olan seçenek. Buna tıklıyorum. Bu kısımda işimiz tamam. OK butonuna tıklayarak bu pencereden çıkalım. Bir de videoyu hangi klasöre, hangi isimle kaydedeceğimizi buradan seçmemiz gerekiyor. Burada bunu alfa olarak seçtiğimize emin olduktan sonra render butonuna tıklayarak videonun render işlemini başlatabiliriz. Render aldığınızda render edilen görüntüyü After Effects'te, Premiere'de, DaVinci Resolve'da veya herhangi bir video düzenleme programında bir görüntünün üzerine koyduğunuzda buradaki gibi Alpha Channel ile birlikte render aldığımız için arka planı görüntünün üzerinde şeffaf olarak görünecek ve sadece animasyonumuz burada yer alacak. Bu After Effects eğitimimizde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.